Evet gençler, sonunda AYT Türk Dili ve Edebiyatı kampının son videosundayız. Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerle sonlandırıyoruz. Yani öğretici metin derken makale, deneme, fıkra, sohbet, gezi yazısı işte bunlar arkadaşlar. Yazı, bakın yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı hangisidir? Yazarın zevkle okuyacağınız denemeleri, vay denemenin üstadı. Dünyada nasıl denemenin üstadı? Eğer arkadaşlar dünyada deneme deyince aklınıza Montaigne, bir Montaigne gelir. İki İngiliz Bacon gelir. Bak şöyle yazayım isterseniz. Bir, dünyada en büyük denemeci Montaigne. İkinci, Bacon'dır. Tamam, İngiliz. Bunlardır. Bakalım burada ne olacak? 40 yıl aşan bir süre önce yazılmış ama yine de tazeliklerini, diriliklerini yitirmemiştir. Yazarın coşkuyla ve inançla kaleme aldığı, sorgulama hiç bırakmadığı konular, eleştiri oklarını sakınmadan yönettiği edebiyatçılar var. Günlerin getirdi. Bitti. Günlerin getirdiği demiş. Günlerin götürdüğü deseydi başkaydı. Sözden söze. Bak. Al. Şuraya bir yazayım. Bu kişi kimdir? Bu kişi arkadaşlar Nurullah Ataç'ın ta kendisidir. Nurullah Ataç deyince günlerin getirdiği. Sözden söze. Karalama defteri. Hadi. Karalama defteri. Prespero'yla Caliban ona gerek yok. Tiryakiler için hani aile içinde yaşlı bekar amcalar vardır. Bir günleri bir günlerine pek uymaz. Neden hoşlanır? Kimi sevmezler? Kimi sever? Neden hoşlanmazlar? Belli olmaz. Ama yine de patavatsızlıklarına rağmen dürüsttürler. Hırçınlıklarına rağmen candan. Hatta yolları beklenir. Yine çıka gelse de didişse, kavga etse, veriştirse diye varlıklar aranır. İşte bu usta da edebiyatımızın böyle eserekli bir amcasıdır. Yani ismi ne yapılmaz diyor, silinmez diyor. Okuruma mektuplar. Denemenin en büyüğüdür arkadaşlar. Bu Nurullah Ataç'ın ta kendisidir. Günlerin eğer bak yukarıda günlerin götürdüğü deseydi o zaman iş değişirdi. O zaman iş değişirdi. O zaman biz kime giderdik arkadaşlar? Suud Kemal Yetkin'e giderdik. Günlerin götürdüğü Suud getirdiği Nurullah Ataç götürdüğü Suud Kemal Yetkin. Sona geldi ama kalemde dayanmıyor var ya. Gerçekten pili yeni ya. Şuraya yazayım da günlerin götürdüğü. Evet. Budur. Tamam. Eğer Sabahattin Eyüboğlu'yu sorsalardı mavi ve karayı verirlerdi. Cemil Metin sorsalardı başta bu ülke kırkambar bunları verirlerdi. Şevket Rado'yu sorsalardı kesinlikle Eşref Saati verirlerdi. Bak herkesin aslında sorulacak bir eseri var. Tamam. İlkin şiirler yazdı. 1940'tan sonra deneme türüne yöneldi. Deneme isimli yazısı yazarın Fransız ünlü denemeci Montaigne'e duyduğu yakınlığı gösterir. Özlü düşüncelerini sade, samimi, yalın bir anlatımla verir. Gelecek kuşaklara Türk İslam sanatı, Batı uygarlığı, çağdaş sanat, felsefe ve edebiyat alanlarında Türkçe ve yabancı dilde 40'a aşan kitap, 80'den fazla makale ve deneme yazısı 20'ye yakın çeviri kitap bırakır. Günlerin götürdüğü ünlü eserdir. Bitti. Günlerin getirdiği arkadaşlar Nurullah Ataç, günlerin götürdüğü Suud Kemal Yetkin. Bitti. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Başka ne var? Yokuşa doğru var. Düşün payı var. Ve bunlar denemeleridir. Hatta incelemeleri var. Estetik üzerine inceleme yapar. Ve estetik doktrinler tarihi de ünlü incelemesidir. Tamam. Bu açışı kırmızı. Tamam. Bitti. Salah Birsel. Yazsana. Haber çıktı ya. Evet. Kime aittir? Salah Birsel'e aittir. Salah Birsel. Bu ateşi kırmızı. Boğaz'da yaşamak için yalısı olmak gerekir. Yalı içinde padişah bendelini yatmak gerekir. Boğaz en taze, en canlı, en tangolu yüzünü Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gösterir. Ağustos ayında inanılmaz bir kalabalık vardır. Dere boyu sandallarla hınca iç. Çayırlar adam almıyor. Üsküdar'dan, Karaköy'den, Haliç ve Boğaz iskelerinden uçup gelenler
bir seccadelik yer kapmak için birbirini çiğniyor. Paşa ve vezir hanımlar için böyle bir zorunluluk yok. Onlar Arap halayıklarının yardımıyla kendileri için düzenlenen köşeye yürümek eş inceliğinde bulunsunlar yetişir. Salak bir sel. Boğaziçi şıngır mıngır. Bak şunu bir yazayım. Boğaziçi şıngır mıngır. Tamam. Kahveler kitabı. Kahveler kitabı. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu. Bak şimdi. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu dedim. Bu üçü çok önemlidir. Bu üçü Salah Bey tarihi olarak bilinir. Salah Bey tarihi. Bakalım Salah Bey tarihi ne verilmiş? Sanatçı ait değildir. Kahveler kitabı. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu var. Sonra Halley kimi kurtarır? Evet, o da verilmiş. Amerikalı Tolstoy. Aa, o da verilmiş. Bitti. Bak, ama şunu da söylemek istiyorum. Sergüzeşti Nono Bey. Nono Bey ve Elmas Boğazçı. Siz Boğazçı deyince için Beyoğlu'nu söylediğince Boğazçı zaten aklınıza yatar. Karalama defteri ona ait değildir. Çünkü karalama defteri sevgili Nurullah Ataç'a aittir. Tamam. Geldik. Araştırma, inceleme, çeviri, eleştiri denemeleriyle edebiyatımıza önemli yapıtlar kazandırmıştır. Bilim adamı, yazar ve sinemacı olan yazar özellikle çevirileriyle ön plana çıkar. Derin ve köklü bir kültürün temsilcini yapar. Anadolu aşığı, gönül adamı kimliğiyle de bilinir. Yapıtlarında köye ve halka yönelmeyi asıl gaye edinip Batı ile Doğu arasında bir köprü oluşturmaya çalışır. Anadolu, Anadolu halkı, halkın dili, Atatürk onda bir tutku haline alır. Bu tutkuyu halk dilini esas alarak eserlerinde işler. Halkı bilinçlendirmeyi amaçlayıp demokrasi ve halkın eğitimi eserlerinde ayrı bir önem verir. Çağdaş öne çıkarır. Eserleriyle dilimizin gelişmesine katkı sunduğu gibi edebiyatımızın ulusal ve evrensel bir kimliğe bürünmesine önemli katkılar olur. Türk kültürünü, şimdi Anadolu hümanizmi söylemiyle izah etmeye çalışarak Türk kültürüne yeni bir yorum getirir. Anadolu'yu daha önce kültürlerin devamı olarak görür. Eski ve yeni edebiyat incelemeleri yapar. Dünya klasiklerinden birçoğunu dilimize çevirir. Platon'un Devlet isimli eserini dilimize çevirir. Bu çeviriyle 1959'da Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü alır. Deneme türüyle ön plana çıkan yazar işte olay bitti. Mavi ve kara denemesiyle 1960 Ataş Armağan'ını kazanır. Bitti. Benim için bitti. Sabahattin Eyüboğlu. Olay başladı ve bitti. Tamam mı? Sabahattin Eyüboğlu arkadaşlar. Sabahattin Eyüboğlu deyince aklımıza mavi ve kara gelecek. Bitti. Mavi ve karayı gör. Sabahattin Eyüboğlu'nu işaretle gitsin. Hümanist bir görüşle Anadolu'luk düşüncesini ele alır. Anadolu uygarlıklarının, kültür varlıklarını tanıtmaya gayret etti. Amasya'da Strabon, Sinop'un Diyojen, Bodrum'un Erik Annas'ın Anadolu'lu oldukları, Anadolu kültürüne hizmet ettiklerini dile getirdi. Anadolu kimliğini tanıtmaya Anadolu'nun uygarlık beşiği olarak önemini vurgulamaya çalışırken konuya sadece mitolojik açıdan değil sosyalist ve hümanist bir bakış açısıyla yaklaştı. Sanki Anadolu Türklerin değil evrensel kültürün anası ve parçasıdır düşüncesini ispat etmeye çalıştı. Bu ve sosyalist düşüncelerin nedeni bu tarzda düşünen kesimler tarafından sürekli olarak onur edildi. Yunanca, Latince, Fransızca, Almanca, İngilizce biliyordu. Bu dillerden ve özellikle Yunanca'dan yaptığı çevirileriyle ünlendi. İlk çevirileri Tercüman gazetesinde yayınlandı. Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Hesiodes'in Teogone İşler ve Günler adlı çevirisini, Hesiodes üzerine araştırmaları, Hesiodes'in eserleri ve kaynakları adıyla basıldı. Bak Yunan üzerine. Mavi yolculuk terimini bitti işte. Türk ve dünya literatürüne kazandırdı. Arkadaşlar bitti. Burada bir mavi yolculuk, deniz ayranı, iki mavi Anadolu. Tamam. Bitti işte. Her şeyin Anadolu'dan başladığına inanırlar. Kim? Sabahattin Eyüboğlu ve arkadaşlar Azra Erhat. Azra Erhat. Tamam. Bitti. Cevap Ceyhan'dır gençler. Bakalım şimdi. Folklor araştırmalarında öne çıkan nokta nokta halk şairleri üzerine incelemelerde bulunur. Halk edebiyatı ve folklor alanında hem teorisyen hem de uygulamacı olarak önemli çalışmalar yapar. Halk hikayeleri, masal ve efsaneleri yapılarını bozmadan yeni bir üslupla onlara modern sanat niteliği, özelliği kazandırarak kendilerini yazar. Kerevil Aslı,
Tyler Zürich gibi halk hikayelerinin bizlere ulaşmasını sağlamıştır. Türk edebiyatında en çok Masalcı Baba unvanıyla bilinir. Bitti. Masalcı Baba. Bitti arkadaşlar. Masalcı Baba dedik. Her şey bitti burada. Kimdir bu? Eflatun Cem Güney. Bir varmış bir yokmuş. Radyo programıyla dikkatleri çekmeyi başarır. Eserlerinde İstanbul Türkçesini kullanır. 50 yaşından sonra folklor çalışmalarına hız verir. Halk şairlerimiz üzerine incelemelerini genişletir. Danimarka'da bulunan Andersen Kurumu 1956'da açıl sofram açıl. Başka yok zaten. Bir tek Eflatun Cem Güney burada. Değil mi? Eseriyle Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi verir. Dede Korkut adlı kitabıyla bu ödülü 1960'da tekrar kazanır. Arkadaşlar en çok karıştıracağınız iki kişi. Bak. Pertev Naili Borat'a. Ve Eflatun Cem Güney. Bak şimdi. Bu diyor ki az gittim. Şöyle az gittik uz gittik diyor. Hatta ikisine de aynısını yazayım. Renkli kalemle yazayım. Bak. Az gitti uz gitti. İkisi de masalcı. Bu da az gitti uz gitti. Bak şimdi. Pertev Naili Borutav genelde halkın arasından derliyor. Sıfırdan masal yazma huyu yok. O zaman kendisi gidiyor. Az gitti muz gitti. Ama Eflatun Cem Güney, pardon tam tersi. Kalemin rengini ayarlayacağız derken gitti. Halkın arasındaki masalları derleyicidir bu. Derler. Sıfırdan yazmaz. Ama Eflatun Cem Güney sıfırdan yazar. O zaman az gittim uz gittim meyledir. Tamam mı? Bir de. İkisine de zaman içinde diyor. Zaman içinde. Hani masallar böyle başlıyor ya, bilmem ne zaman içinde. Bak. İyi bak. Eflatun'un E'sinden aklınıza gelsin. Bu E ile başlar. Evvel zaman içinde. Bu Eflatun olmadığı için ismi zaman zaman içinde diye başlar. Türk fikir hayatının önüne gelen şahsiyetlerindendir. Türkçenin savunucusudur, şövalyesidir. Gençlik zamanlarında şiir yazıp sonrasında deneme ve araştırmalara yönelir. Tarih, medeniyet, sosyoloji, edebiyat, edebiyat tarihi, felsefe konularını kendine has bir üslupla işler. Doğu Batı kültürünü eleştirel bir bakış açısıyla bir araya getirir. Tanzimat sonrası Doğu Batı ikilemiyle ilgili okurlarının ufkunu genişletecek eleştirilerde bulunur. Batı medeniyetin temelini araştırır. Dil meselesi üzerine çalışır. Milletlerin özlerini, dilini oluşturduğunu savunur. Sansüre şiddetle karşı çıkar. Deneme türünün ustalarından olan nokta nokta inceleme türünde de başarılı yapıtlar ortaya koyar. 1955'te gözleri dış aleme kapanmasına rağmen yakın çevresindekilerin yardımıyla önümüne dek çalışmalarını sürdürür. Okumaktan gözleri kör oldu. Cemil Meriç. Fransızca mükemmel düzeyde bilen yazar İngilizce ve Arapça da bilir. Gençlik yıllarında Fransızcadan özellikle Balzac ve Hugo'dan yaptığı çevirilerle dikkat çeker. Bir facianın hikayesi eserinde yakın tarihin muhasebesini yapar. En önemli eseri bu ülkedir. Bitti. Bu ülkeyle çözdük olayı. Tamam. Sizin bilecekleriniz. Bu ülke. 40 ambar. Kültürden irfana. Umran'dan uygarlığa. Mağaradakiler. İçime doğanı söyleyeyim mi? Büyük ihtimal bu ülkeyle 40 ambar işimizi görür Cemil Meriç sorusu çözmek için. Birinci yazar. Bakın. Tarihten beslenen anlatımıyla gezi türünde başarılı eserler yazar. Bu eserlerde tezatlardan, ilginç karşılaştırma ve orijinal buluşlardan faydalanır. Etkileyerek öğretmeyi amaç edindiğinden edebiyat tarihine özel bir tutumla yaklaşır. Atatürk'ün şahsiyetini, devrimlerini yapıtlarında büyük bir ustalıkla işler. Gözleme dayalı, kıvrak renkli söz sanatlarıyla yüklü, sürükleyici, kendine özgü anlatımla ön plana çıkar. Tuna'dan Batı'ya, al sana gezi yazısının kralı, Karablus Köprüsü, evet, Milli Eğitim kitabında örnekleri veriliyor. Kitaplarla gezi türünde önemli yapıtlara imza atar. İsmail Habib Sevük'tür. Bitti. Yazın hayatına şiir, öykü türleriyle başlayan sanatçı asıl ünlü fıkra sohbetle kavuşur. Anam sohbet demiş. Sohbet deyince aklıma Şevket Rado gelir. Bakıyorum. Au, Eşref Saat. Tamam. Şevket Rado. Gördünüz mü? Direkt. Ya illaki sana
kocaman paragraf verecek. ÖSYM de kocaman paragraf verecek ama sen paragrafı görünce kork diye verecek. Ama biz korkmayacağız. Yaklaşacağız. Arkadaşlar elimden geldiğince soruları hazırlayarak genel tekrar yaptım. Ve genel tekrarı bitirdim. Lakin genel tekrar yaparken sizin önünüze hızlı ulaşsın diye arkadaşlar stüdyoya gitmeden evde yaptım. Dizgileri hemen apar topar hızlı bir şekilde önünüze getirdik. Ve bu yüzden ister istemez imla noktalama ile alakalı birkaç kusur oldu. Sürçülisan ettimse affola. Bu yolda yanınızda olabildiysem ne mutlu. Lütfen sınavınız sonucu kötü olsa da iyi olsa da bana ulaşın. Allah korusun kötü olursa önümüzdeki sene nasıl yapacağız diye Instagram'dan ya da Twitter'dan mutlaka ulaşın arkadaşlar. Sınav sonucunuz iyiyse tercih aşamasında bir faydamız olursa ne mutlu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Yüreğinizden öpüyorum. Esen kalın arkadaşlar. Hani diyorsunuz hocam samimiyetiniz yansıyor buraya. İnan sizin de samimiyetiniz yansıyor mesajlardan. Siz de beraber olduğum için çok mutluyum. Gerçekten dostlarım size faydalı olabildiğim için ne mutluyum. Konya'dan sevgiler. Evimden kütüphanemden sevgiler. Görüşmek üzere. Esen kalın.